Öncelikle tekrar merhaba arkadaşlar, sevgili Muhaya grup üyeleri. Bu videomuzda şematik üzerinden parça tamamlama, yani bizim bordumuzda eksik veya bozuk olan bir parçayı başka herhangi bir borddan nasıl bulup tamamlayacağımız hakkında olacak. Şimdi örnek veriyorum. Şöyle bordumuzu görelim. Şöyle bordumuzun üzerinde farzı misal C424 kapasitörü eksik veya C183 kapasitörümüz eksik. Ctrl C yaptım, kopyaladım veya Ctrl C yapmasam da Ctrl F yapıp Ctrl V yaptığımda C183'ü buraya yapıştırdım veya Ctrl F yapıp C183'ü buraya yazdım. Next'e tıkladım. Şema içindeki değerine geldim. Nedir? 10 nanofarad değerinde bir kapasitör, %20 toleranslı 6,3 volta kadar dayanan bir kapasitör. Şimdi bu parçayı başka hangi borttan nasıl bulurum? Şimdi bunun için öncelikle benim şemalarımın bir klasör içinde açık halde PDF formatında olması gerekiyor. Mikrofarad, pardon, bu arada nano mikro karıştırdım, kusuruma bakmayın. Mikrofarad değerinde bir kapasitör bulacağım. Bakın burada şemalarım var. Yine iPhone Schematics klasöründe açıkta şemalarım var. Şimdi bunun için az önce Ctrl F yapıp buradan buldum ya. Ctrl Shift F gelişmiş aramayı açıyorum. Bakın gelişmiş aramayı açıyorum. Al PDF in documents'i işaretliyorum ve benim şemalarımın olduğu yeri göstermem gerekiyor. Şöyle Browse for Location diyorum. Şemalarımın olduğu klasör alıyorum. Yolunu Ctrl C yaptım. Klasör yolunu aldım. Klasör yolunu buraya yapıştırdım. Tamam dedim. Şimdi benim ihtiyacım olan C183 değil. 10 mikrofarad. Tekrar geldim. Buraya yapıştırdım. Lakin dikkat etmeniz gereken bir husus var. Unutmayın, 6,3 volt arayacağız. Şimdi benim bu klasörüm içindeki bütün şemaları aratıyor. Arattığı zaman yanlarında artı çıkanlarda şöyle tıkladığım zaman içinde ne kadar bu parçadan varsa bakın hepsi önüme geldi. iPhone 4S'ten varsa elimde iPhone 4S bordu, 4S bordundan. Başka bir borddan almak isterseniz 3G de var, 4G de var. 6S Plus da var. Bakın şu an hala aramaya devam ediyor. iPad da var. iPhone 4'te, 5'te. Bakın bu şekilde devam ediyor. Ben 6S Plus bordundan almak istiyorum. Burada 10 mikrofarad değerinde 6,3 volt ne kadar kapasitör varsa herhangi bir tanesini alabilirim. Tıkladığım an bana bunun şemasını açıp hemen gösterecektir. Şimdi ben bu parçayı gördüğünüz gibi aynı kondansatör C1151'e ihtiyacım var. Buradan Ctrl C yapıp yine bu şema içerisinde Ctrl F yaparsam C1151'in yerini bana gösterir. Nasıl gösterir? Board'un burada bir resmi olması şartıyla. Board'un resmi yoksa bulamazsınız. ZXP aracıyla faydalı olur. ZXP'den de bulabilirsiniz. Veya 4G'ye bakalım. Bakın 4G'de yine C130'u alabilirim. C130'u arattığım zaman, next dediğim zaman bakın burada C130'un yerini de size gösterecektir. Yani bu kapasitörü alıp ilk aradığım telefon borduna takabilirim. Değerler aynı. Buradaki C130, C183, C186 olması bize herhangi bir şey teşkil etmiyor. Sadece bizim için önemli olan kapasite değeri ve dayanma voltajıdır. Bu ikisi tuttuğu müddetçe herhangi bir borttan alıp yerine takabilirsiniz. Bununla alakalı herhangi bir sorunuz olursa lütfen videonun altına yazın. Ya tekrar videoyu yenileyelim ya da sorunuzu cevaplayalım. Tekrar kolay gelsin.